Bölüm 13. Tövbe ediniz. O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir haber getirdiler. Pilatus'un nasıl bazı celilelileri öldürüp kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattığını anlattılar. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Böyle acı çeken bu celilelilerin diğer bütün celilelilerden daha mı günahlı olduğunu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. Ya da Şiloha'daki kule üzerlerine yıkılınca ölen o 18 kişinin Kuzüs'te yaşayan diğer insanların hepsinden daha mı çok suçlu olduğunu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. Meyve vermeyen ağaç. İsa şu benzetmeyi anlattı. Adamın birinin bağında dikilmiş bir incir ağacı varmış. Adam gelip ağaçta meyve aramış ama bulamamış. Bağcıya bak demiş. Ben 3 yıldır gelip bu incir ağacında meyve arıyorum. Bulamıyorum. Onu kes. Toprağın besinini neden boş yere tüketsin? Bağcı efendim diye karşılık vermiş. Ağacı 1 yıl daha bırak. Bu arada ben çevresini kazıp gübreleyeyim. Gelecek yıl meyve verirse ne âlâ. Yok eğer vermezse onu kesersin. Bir kadının iyileştirilmesi. Bir sept günü İsa havralardan birinde ders veriyordu. 18 yıldır içinde hastalık ruhu bulunan bir kadın da oradaydı. 2 büklüm olmuş, belini hiç doğrultamıyordu. İsa onu görünce yanına çağırdı. Kadın, dedi. Hastalığından kurtuldun. Ellerini kadının üzerine koydu, o da hemen doğruldu ve Tanrı'yı yüceltmeye başladı. İsa'nın hastayı sept günü iyileştirmesine kızan havra yöneticisi kalabalığa seslenerek, "Çalışmak için 6 gün vardır," dedi. "O günler gelip iyileşin. Sept günü değil." Rab ona şu karşılığı verdi. "Sizi ikiyüzlüler. Her biriniz sept günü kendi öküz ya da eşeğini yemlikten çözüp suya götürmez mi? Buna göre şeytanın 18 yıldır bağlı tuttuğu İbrahim'in bir kızı olan bu kadının da sept gününde bu bağdan çözülmesi gerekmez miydi?" İsa'nın bu sözleri kendisine karşı gelenlerin hepsini utandırdı. Bütün kalabalık ise onun yaptığı görkemli işlerin tümüne seviniyordu. Hardal tanesi ve maya. Sonra İsa şunları söyledi. Tanrı'nın egemenliği neye benzer? Onu neye benzeteyim? Tanrı'nın egemenliği bir adamın alıp bahçesine ektiği hardal tanesine benzer. Tane gelişip ağaç olmuş ve gökte uçan kuşlar ağacın dallarında barınmış. İsa yine, "Tanrı'nın egemenliğini neye benzeteyim?" dedi. "O, bir kadının alıp tüm hamuru kabartmak için 3 ölçek una karıştırdığı mayaya benzer." Dar kapı. İsa, köy kent dolaşıp ders vererek Kudüs'e doğru yol alıyordu. Biri ona, "Rab," dedi, "kurtulanların sayısı az mı olacak?" İsa oradakilere şöyle dedi. "Dar kapıdan girmeye gayret edin. Size şunu söyleyeyim. Çok kişi içeri girmek isteyecek ama giremeyecek. Ev sahibi kalkıp kapıyı kapattı mı, siz dışarıda dikilip, 'Rab, kapıyı aç bize,' diyerek kapıyı vurmaya başlayacaksınız. O da size, 'Kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum,' diye karşılık verecek. Siz o zaman, 'Biz senin önünde yiyip içtik. Sen de bizim yollarımızda ders verdin,' demeye başlayacaksınız. O da size şöyle diyecek. 'Kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum. Çekilin önümden hepiniz, ey kötülük yapanlar. İbrahim'i, İshak'ı, Yakub'u ve tüm peygamberleri
Tanrı'nın egemenliğinde, kendinizi ise dışarı atılmış gördüğünüz zaman aranızda ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İnsanlar doğudan batıdan, kuzeyden güneyden gelecek ve Tanrı'nın egemenliğinde sofraya oturacaklar. Ve işte sonuncu olan bazıları birinci olacak, birinci olan bazıları da sonuncu olacak. Ey Kudüs! Tam o sırada bazı ferisiler gelip İsa'ya, "Buradan ayrılıp başka yere git. Herodes seni öldürmek istiyor." dediler. İsa onlara şöyle dedi: "Gidin o tilkiye söyleyin. Bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim. Ve üçüncü gün hedefime ulaşacağım. Yine de bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmem gerek. Çünkü bir peygamberin Kudüs'ün dışında ölmesi düşünülemez. Ey Kudüs! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Kudüs. Bir tavuk civcivlerini kanatları altına nasıl toplarsa, ben de kaç kez senin çocuklarını öylece toplamak istedim. Ama siz istemediniz. İşte, eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz."